Ben yandım bahar kışına, sular thank you.
şarkılarından enstrümantal iki türkü dinleyeceğiz. Evet türkü dostları, konserimizin sonunda koromuzdan dinleyeceğimiz iki hareketli türküyle veda edeceğiz sizlere. İlki Kütahya yöresine ait, Hisar'dan inmem diyor. İkincisi ise Gaziantep yöresine ait, İne Altın Tarlaya. Anadolu Üniversitesi Türk Halk Müziği Personel Korosu sizlerle. Thank you.
Şairin ressama söylediği o ünlü soruyu sanıyorum hepiniz bilirsiniz. Şair hani ressama sormuş ya, mutluluğun resmini yapabilir misin diye. Ressam mutluluğun resmini yapabilir mi bilmiyorum ama bana sorsalar da mutluluğun sesi ne diye, türkü sesi derim. Buradaki mutluluk aslında hayatın kendisi. Sevinciyle, üzüntüsüyle, hüznüyle, özlemiyle hayatın kendisi mutluluk. Anadolu insanı gönül sesi türküyle yaşar. Türküyle özlemlerini anlatır, sevinçlerini anlatır. Anadolu insanının sesidir, Türkiye insanının sesidir. Bu güzel ülkenin, güzel insanların sesidir türkü. Şimdi aslında güzel icra edilen her müzik zevkle dinlenir biliyorsunuz. Türküyü az seven veya sevmeyen insanlarımız da var. Aslında bu ülkeyi sevmenin bana göre en önde gelen tanımı ülkesinin müziğini sevmesidir, türküsünü sevmesidir. Türküyle ilgilenmeyen, türküsünü işte kale almayan insanlarımızın müziğin tarihine şöyle bir eğilmelerini istiyorum. Orada göreceklerdir ki müzik aslında evrensel değildir. Müzik yereldir, müzik ulusaldır, müzik otantiktir, müzikten alınan haz evrenseldir. Mesela İspanyol müziğinin o yankı havalarını hepimiz çok severiz. Caz, blues, bunlar gerçekten hepimizin zevkle dinlediği müziklerdir. İşte İngilizlerin, Amerikalıların country'si, Fransızların şansonu hepimizin zevkle dinlediği müziklerdir. Ama bunların hepsinin kökeninde o halkın kendi ezgileri var. Bunlar hep o halkın kendi türküleridir. Mesela Karl Orff, ünlü Alman besteci. Onun çok ünlü bir senfonik müziği vardır. Kalbine Burana diye. Bilir misiniz ki Kalbine Burana
Almanya'daki Bavyera köylülerinin hasat yaparken söylediği türkülerdir. Müziğin kökenine indiğimiz zaman kendi ülkemizin türküsünü, daha doğrusu Türk müziğini diyelim. Çünkü Türk sanat müziği ve Türk halk müziği olarak ikiye ayırıyoruz ama aslında Türk müziğidir. Şarkı formu, türkü formudur. Kendi ülkemizin insanlarının, toprağının bağrından, gönlünden çıkan o ses, o türkü var ya, en büyük mutluluktur. Bugün bize bu mutluluğu yaşatan bu güzel ekibe, bu güzel insanlara sizler adına çok teşekkür ediyorum. Saz ve ses sanatçılarının çalışmalarını ben bir süredir takip ediyorum. Bir iki kez provalarına da katıldım. Çok büyük emeklerle ortaya çıkarılmış bir çalışma bugünkü tablo. Aylarca emek verilmiş. Hepiniz tanıyorsunuz çoğunuzun yakını. Kendi yoğun mesailerinden, çalışmalarından sonra haftanın birçok günü gelerek değerli şeflerin eşliğinde böyle bir güzel bir tablo ortaya çıkardılar. Ve bizi bu gece mutlu ettiler. Tabii ses sanatçılarımız, saz sanatçılarımız hepsinin yoğun katkısı var güzellikte ama bu işin asıl mimarı öğretim görevlisi, Anadolu Üniversitesi öğretim görevlisi Erdal Uludağ hocamız. Başta o olmak üzere Türk sanatçılarımıza, Türk ses sanatçılarımıza, hepsi amatördür. Çok teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için size de çok teşekkür ediyorum.